Sesimiz. Evet. Evet, hoş geldiniz. Kimler var? Evet, Reyhan, Salih, Melih, Sevde, Hakan, Sait. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ömer, Mehmet, Kerem, Erdem, Fatma, hepiniz hoş geldiniz. Nuriye, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hilal, hoş geldin Hilal. Ay, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Evet, masal saatine hazır mısınız? Evet. Evet. Önce biraz müzik dinleyelim mi? Herkes gelsin. Aa, Sevde de buradaymış. Yes. Herkes isimleri anne babalardan rica ediyoruz. Çocuklarımızın isimlerini yazalım. Çocuklarımızın isimlerini yazalım. Tamam mı? Babam Nuri'de. Babam Nuri'de. Müzik sesi geliyor mu? Yat saatinden önce biraz yorulabilirsiniz. Hadi dans edelim hep beraber. Evet çocuklar. Oh, ben biraz yaşlı olduğumdan çabuk yoruluyorum. Siz hiç yorulmuyorsunuz. Evet, hazır mıyız? Başlayalım mı bugünkü masalımıza? Çocuklar, hazır mısınız? Evet. Evet. Ama onun öncesinde önce birkaç soru sorabilir miyim bazılarına? mesela bana büyüyünce ne olmak istediğini söylemek isteyen var mı? Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz mesela? Ömer? Ömer? Ömer, Mehmet hanginiz el kaldırıyor? Mehmet mi el kaldırıyor? Mehmet söyle bakayım. Astronot. Astronot. Wow. Başka söylemek isteyen var mı? Sevde. Söyle bakalım Sevde. Duyamadım Sevde. İtfaiyeci. Süper. Ne? İtfaiyeci. Evet, başka var mı söylemek isteyen? Nurdi'de sen söyle bakalım. Ben art teacher olmak istiyorum. Art teacher, my god. Çok güzel. Hilal, sen söylemek ister misin? Ben doktor olmak istiyorum. Doktor. Başka kim söyleyecek? Ömer mi o? Ömer? Ben polis olmak istiyorum. Polis, harika. Hakan Sait? Yes, polis. Polis. Salih? Ben engineer. Engineer, güzel. Nuriye, sen de söylemek ister misin? Ne olmak istiyorsun? Karar verdin mi? Hayır. Tamam. Şimdi zaten şu anda istediklerimiz daha yeni öğrendiğimiz şeylerle değişebilir. Sevde'nin kardeşi kim bilir ne olacak yani, bilemiyoruz değil mi? O yüzden şimdiki isteklerimiz daha sonra değişebilir. Bunun bir önemi yok. Ama şu anda ne istediğimizi bilmek lazım. Yani herkes kendine bir meslek seçebilir. Art teacher gibi, engineer gibi, itfaiyeci gibi. Hepsi olabilir. Hepsi çok güzel meslek. Şimdi bunu niye sordum? Masalımızın sonunda. Tamam mı? Evet, hazır mısınız? Başlayalım. Evet. Evet.
Hazırız. Evet, herkes sessizi alıyor. Ben soru sorunca açıyorsunuz. Artık öğrendiniz zaten. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Güzel mi güzel bir memlekette bir kral yaşarmış. Bu kral Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman çocuklar hem peygamber hem de yaşadığı dönem bulunduğu yerde kral olmuş. Hem de çok özel bir özelliği var. Çok güzel bir özelliği var. Onu söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Salih nedir o? Sen biliyor musun? Söyle bakayım. Ben biliyorum. Nedir o? Hayvan dilini biliyor. Evet, bütün hayvanlarla konuşabiliyor. Kuşlarla kuş dilinde. Mesela geyiklerle geyik dilinde. Her hayvanla kendi dilinde konuşabiliyor Hazreti Süleyman. Tamam mı çocuklar? Hazreti Süleyman hem kral, hem peygamber, hem de hayvanların dilini biliyor. Onlarla konuşabiliyor. Onlar dertlerini anlatabiliyorlar Hazreti Süleyman'a. Tamam mı çocuklar? Hayalinizde canlandırmaya çalışın. İşte Hazreti Süleyman bir gün çölde gezintiye çıkmış. Çölü biliyorsunuz değil mi çocuklar? Alabildiğine kum. Bir sürü kum zerrelerinden oluşan, kum yığınlarından oluşan tepeler orada geziyormuş. Derken bir ara yere baktığında yerde bir karıncanın heyecanla yürüdüğünü görmüş. Heyecanla yürüdüğünü görmüş. Çok şaşırmış. Sebebine gelince çocuklar, karıncalar genelde hep birlikte hareket ederler. Beraber çalışırlar, beraber yürürler, beraber gezerler, hep beraber hareket ederler. Onu yalnız çölde yürüdüğünü görünce çok şaşırmış. Onu eline almak üzere eğilmiş, elini alıp kaldırıp ona soru sormak istemiş. Karınca, karınca, sen bu çölde tek başına ne arıyorsun? Buralara niye geldin? Diye sormak istemiş. Çünkü karıncanın da dilini biliyor Hazreti Süleyman. Tam elini atmış, alacakmış ki karınca seslenmiş. Ya Süleyman, beni sakın alma, yerime bırak beni, demiş. Hazreti Süleyman şaşırmış. Demiş ki, karınca, karınca, sen burada ne arıyorsun? Bu kum zerreleri arasında kaybolup gideceksin. Seni birisi bu kum zerrelerin arasında göremez, üstüne basar. Sen niye buraya geldin? Demiş. Karınca da demiş ki, ya Süleyman, ben bir ceylana aşık oldum, demiş. Süleyman tekrar şaşırmış. Ceylana mı, demiş. Evet, ceylana, demiş. Aşık oldum ceylana. Peki, sen ceylanı nasıl gördün ki? Sen küçücük, adımları minicik bir şeysin. Ceylan ise senin haftalarca, aylarca yürüyerek gidemeyeceğin yeri bir zıplayışta geçebilir. İstediği zaman bulutlara yakın zıplayabilir. Sen onu nasıl gördün, nasıl aşık oldun? Beni oyalama, demiş ya Süleyman. Ben o geyiği yakalamam lazım. Beni bırak, o ceylanı yakalamam lazım, demiş. Hazreti Süleyman, gülsem mi, ağlasam mı? Ceylanlar mı? Senin gibi bir toz tanesi o zarif ceylanlardan ne anlar, demiş. Gözlerin bir bakışta güzelliklerin tamamını nasıl gördü? O çok hızlı bir hayvan, demiş. Büyük kral, gölgelerin üzerinden zerafetle su gibi akarak geçtiğini gördüm, gölgelerini gördüm. Ve o zamandan beri kalbim o güzelliği tekrar görmek için çırpınıyor. O yüzden o ceylanları arıyorum, demiş. Onlara nasıl ulaşmayı umuyorsun, demiş Hazreti Süleyman. Onlara sen yetişemezsin ki. Küçük küçük adımlarla o ceylanlara nasıl yetişeceksin, diye sormuş. Demiş, büyük kral, lütfen beni yere koy. Lütfen bu sözü, cümleni uzatıp durma. Beni bir an önce yere koy, ben de yoluma koyulayım, demiş. Hem demiş, benim umurumda değil ki, demiş. Ona yetişip yetişememek benim umurumda değil ki. Ben ona ulaşmak için sevda ile, aşk ile bu yolu tamamlamayı göstermek istiyorum, demiş. Evet çocuklar, bugünkü masalımızda da anlatmak istediğimiz, kafamızda, hayalimizde, gelecekte yapmayı planladığımız şeyler varsa bunları ne yapmamız lazım? Israrla üzerinde çalışmamız, başarılı oluncaya kadar gayret etmemiz lazım. Tamam mı çocuklar?
bu konuyla ilgili bir şey paylaşmak isteyen var mı bizimle? Konuşmak isteyen var mı? Evet, söyle bakalım. Hani karınca almak istiyordu ya. Evet. Niye hayır dedi? Karıncayı bıraksın, o da Ceylan'ın peşinden koşsun diye. O Ceylan'ın... Nasıl köle geldi? Evet, şöyle yürüye yürüye gelmiş işte. Gelmesi çok zor ama gelmiş, gayret etmiş, çabalamış. Kafasındaki hayalindeki şeyi için çabalamış ve oraya kadar gelmiş. Hatta bunun da ötesinde o Ceylan'ı tekrar görmeyi umuyor. Çocuklar, anladınız mı? Hakan Sait, bir şey söylemek ister misin? Tamam. Beğendiniz mi bugünkü masalımızı çocuklar? Evet, beğendik. Evet, Sabit, teşekkür ederim. Evet, kısaydı. Beğendik. Evet, bugünkü bazen uzun oluyor, bazen kısa oluyor çocuklar ama masalları unutmamaya çalışın. Çocuklar hafta sonu yayınımız yok. Pazartesiye kadar yayınımız yok. Yarın velin görüşmesi var. Pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Çocuklar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay çocuklar.